Üzücü haber, maalesef hayatını kaybeden kişi sayısının 9 olduğunu öğrendik. 7 kişi olay anında hayatını kaybetmişti hastanede. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisini paylaşıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca onunla ilgili bilgi aktarıyor. Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Şimdi konuşacağız. Kıymetli bir isimle konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Öğretim Görevlisi Sayın Abdurrahman İnce şu anda yayın konuğumuz. Ve soracağız, böyle şeyler yaşanabilir mi? Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hocam bir oksijen tüpü patlaması, bu yaşanabilir şeyler mi? Yani iş tehlikesinde bunların gerçekten böyle zaman zaman patladığı vaki mi, yoksa bir ihmal olduğunu mu düşünüyoruz? Efendim öncelikle tüm hastanelerde oksijen çok önemli bir kullanılan gazdır ve tehlikeleri söz konusudur. Bu olayda olduğu gibi oksijen yangınlara sebebiyet verir. Kendisi yanıcı değildir, yakıcı bir gazdır. Patlamalara da sebebiyet verir. Ayrıca tüp, basınçlı kap patlamaları da söz konusudur ama bu olayda böyle olmadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla hastanelerimizde, özellikle yoğun bakımlarda hastalara da oksijen de verildiği için oksijenin kullanımına çok dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla oksijen kullanımı bu olayda da böyle bir etki olmadan kolay patlayabilirler mi? Yani büyük bir risk mi bahsediyoruz, yoksa bir problem olmuştu, yanlış kullanıldı ya da dışarıdan herhangi bir müdahale oldu yanlışlıkla da olsa ve böylece mi patladı? Nasıl seyredebilir bu olay? Nasıl vuku bulmuştur sizin tahmininize göre? Şimdi normalde tabii hasta bakımında oksijen borularından oksijen sisteme gelmektedir. Gerek solunum cihazlarında olsun. Burada da COVID yoğun bakım hastalarının olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun kontrollü kullanılması lazım. Beraberinde bir yanıcı ile muhatap oldu. Herhangi bir yangın başlangıcı ile karşılaşırsa bu zenginleştirilmiş veya saf oksijen onu yangını büyütür ve hatta patlama meydana getirir. Burada da böyle bir şey olduğu anlaşılıyor. Yani burada tüpün kendisinin patlaması değil, gelen oksijenin verilen zenginleştirilmiş veya saf oksijenin bir yangınla karşılaşmasında yangını büyütmesi ve patlamasına sebep olması en büyük tehlikesidir. Yani dolayısıyla hocam, tüm hastanelerde evet. Sayın Valimiz teknik bir sebepten olduğunu söyledi. Teknik sebep böyle mi gerçekleşebilir? Yani aslında oksijen tüpü normal şartlarda patlamıyor fakat dışarıda bir alev gördü ya da bir alevle karşılaştı. Öyle mi patladı? Dolayısıyla öncesinden başka bir ateş ya da yangından bahsediyoruz. Çok iyi izah ettiniz. Aslında şöyle başlamak lazım. Biz de olayı ilk duyduğumuzda bu acaba bir tüp patlaması mı diye dikkate almıştık. Öncelikle bir kere oksijen tüplerinin diğer tüm basınçlı kaplar gibi çok dikkatli taşınması, kullanılması lazım. Bunlar herhangi bir şekilde düşer de başlığı koparsa füze gibi fırlar, böyle çok olay olmuştur. İnsanlar parçalanmıştır, şarapnel etkisi yapmıştır. Burada böyle bir olay yok. Yani tüpün patlaması burada söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Burada sisteme, solunum cihazına oksijen besleyen sistem de herhangi bir sıkıntı olmayabilir ama o olayın olduğu anda orada herhangi bir şekilde bir yangın başlangıcı söz konusu olduğu ise bu oksijen onu büyütür. Evet, peki. Büyütür, hatta patlamaya sebep verir. Peki, anlaşılan o ki oksijen tüpün patlaması daha fazla can kaybına sebep olmuş. Yoğun bakımda bir ateşin olması ya da bir yangın mı öncesine çıkıyor? Önce bunu merak ettik, şimdi de nasıl bir ateşle karşılaşabilir? Şimdi tekrar ayıralım. Tüp patlaması yok burada. Tüpün tamam. Kendisi sağlam olduğu anlaşılıyor. Sızan gazın veya içeriye verilen oksijen gazının yangını büyütmesi ve patlatması söz konusu olabilir. Eğer burada bir teknik arıza varsa, az önceki beyan edildiği şekliyle
orada bir yangın başlamışsa bu oksijen onu, o yangını büyütmüş ve sonrasında patlamaya sebebiyet vermiştir. Mutlaka tutuşturucu bir ısı kaynağı olması gerekir. Peki. Bu olmadan oksijen durduğu yerde herhangi bir yanıcı gazla tepkimeye girmez. Peki. Çok teşekkürler hocam. Yine katıldığınız ve kıymetli açıklamalarınızdan dolayı. Tekrar geçin. Hepimize vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına tüm milletimize de başsağlığı diliyoruz. Amin. İyi günler dilerim.